Bekle. Ne oldu? Biz hiç normal olamayacağız, değil mi? Baksana bir çocuğumuz bile var ama ilk defa yemeğe çıkıyoruz. Yarışın olduyken en büyük hayalimdi. Beni yemeğe çıkarmak mı? Aynen. Çay ısmarlayacak param bile olmazdı. Hani iyiydi yemek? Yarıcının oğlu çay bile ısmarlayamıyordu diye Sancarefe restoran mı kapattı? Yok. Restoranı kapatan Sancarefe değil. Kim? Tanışacağız birazdan. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Çok güzel olmuşsun peri kızı. Teşekkür ederim. Buyur. Yok artık. Sancar ne oluyor? Ne oluyor? Medenileşiyoruz işte. Medeni bir masa. Medeni bunlar. En medenisinden çiçekler. Tanışalım. Medeni bir adam. Ay şu restoranı kapatan adam. Hmm. Pardon da beyefendi, acaba siz benim Efe'me ne yaptınız? Ya dedim ki, şu Sancar Efe'den bir süreliğine bir kurtulalım ha. Bakalım ne olacak. İyi de ben efemden kurtulmak istemiyordum ki. Niye ya? Sevmedin mi bu adamı? Bana bir iyi gibi geldi ha? Ya yok, sevdim tabii. Yani şimdi inkar edemem. Bir cazibesi var hani de. Ha sen diyorsun ki ben ikisini de alayım. Mümkünse. Gel kardeşim gel. Hadi bakalım. Dök içine. Hadi bir dertleşelim ha. Biliyorum. Sancar Efe'ye çok kızgınsın. Hadi Sancar Efe'yi bana bir çekiştir. Belki anlarım ha. Ben senin olduğun adama kızgın değilim ki. Olmak zorunda kaldığın adama kızgınım. Nasıl? Ben dünyanın birçok yerinde yaşadım biliyorsun. Çeşit çeşit kültürler, insanlar, dinler, diller, gelenekler gördüm.
seviyorum ben bu çeşitliliği. Ama en çok da kendi memleketimin geleneklerini seviyorum. Mesela Elvan'ın şu mahkeme işi olmasaydı, ben gelin hamamımın da, nişan bohçamın da tadını çıkarırdım. Hamamda yerden kırar göbek atardım diyorsun yani. Yapardım, gerçekten. Kına gecemde elime kına yakmayı çok isterim mesela. Ya zaten biliyorsun benim tek hayalim gelinliğimle birlikte gecenin sırtına binip o konağa gelin gelmek. Ben narif olmayı da çok seviyorum. Sancar, benim sıkıntım bu güzellikler değil. Geleneklerimiz değil. Benim sıkıntım kan parası. Namusu olan bakış açınız. Zamanında Elvan'ın çocuğu olmuyor diye Elvan'ı boşatıp yerine başka bir gelin almayı düşünen o zihniyet. Şimdi bu sancarla o sancar Efe'yi yani ayıramıyoruz ya. Sen biraz önce ikisini de istedin. Bunları nasıl ayıracağız? Ayırırız, ayırırız. Sırf Elvan yuvasından olmasın diye, sırf soy yürüsün diye sevmediğim bir kadınla evlenmeyebilirdin. Akın'ın cezasını sen değil de kanun verebilirdi. Bugün Gediz'le o yaşanan saçma sapan olaylar hiç yaşanmayabilirdi. Eski karının namusunun derdine düşmektense kolayca yitip giden bir canın derdine düşebilirdin. Bir katil elini kolunu sallayarak uzaklaşırken bir baba elinde bir tomar parayla oğlunun mezarını kazmazdı. Sancar bak, ben senin Menekşe için endişelenmeni kaldıramıyorum. İnsan olduğu için endişelenmiyorsun ki. Onun canı için endişelenmiyorsun. Sahiplik duygusuyla namusu için endişeleniyorsun. Bunlar bana çok ters. Ya tamam siz evliydiniz, boşandınız, bitti gitti. Artık sadece ortak bir çocuğunuz olacak sizin, o kadar. Bu saatten sonra Menekşe'nin namusu Menekşe'yi ilgilendirir, benim kocamı değil. İşte ben bunları kaldıramıyorum. Sefer'in kızı kim? Yarıcının oğlu kim? Hayal kurma diyorlardı. Yalan yok, bunu ben de kendime söyledim. Kız peri kızı lan. Sen kimsin? Kıza hediye edebildiğin tek şey deniz kapı. Çay ısmarlasan kendini kral sanıyor. Ben o yarıcının oğlunu çok sevdim ama. Ayrıca o içtiğim çaylar dünyanın en lezzetli çaylarıydı. Bunu ben de dedim kendime. Dedim ki, kız gülüyor lan gülüyor. Senleyken gözü başka hiçbir şey görmüyor. Alemi gelse sizi ayıramaz dedim. Sonra ben ettim işte. Sancar biz kapattık o konuları biliyorsun. Dur ya şurada içimiz döküyoruz, medeni medeni konuşuyoruz. Erkek kısmında bir söz hakkı olmasın mı? Hani nerede eşitlik? Sana bir soru soracağım. 9 sene önce ben o hatayı yapmasaydım. Biz kavuşsaydık. Soy yürüme derdi yok. Eski karımın namus derdi yok. Kan parası yok. Ne olurdu sence? Hiç acı çekmezdik. Mutlu olurduk. Biz bu tartışmayı 9 sene önce başka bir sebeple yapıyor olurduk. Biz hala Sefer'in kızıyla yarıcının oğluyuz. Alacakuşlu alacağın nefesiyiz.
Bizim savaşımız şimdi başlıyor. Hani sen dedin ya, bizi kimse ayıramaz diye. Yanacaksam da göğsünde yanayım diye. Bak, aha bu göğüs burada. Padişaha gelse seni buradan alamaz. Alamaz ama... Bak eğer sen beni anlamazsan... bizim dışarıdaki düşmana ihtiyacımız kalmayacak. Narem... kurban olayım buna izin verme. Bizi biz bile ayırmayalım ha. Göğsümde yanmaya alış diyorsun yani. Diyorum ki... pes etme. Sancar ben pes etmeyeceğim. Gerekirse göğsünde yana yana kül olacağım. Ama yine de bizi bizim bile ayırmamıza izin vermeyeceğim. O zaman sana bir soru da. Evleniyor muyuz? Hani nikah için gün aldık ya. Evleneceğiz. Madem öyle benden de bir soru sana. Sen benim yanmama izin mi vereceksin? Yoksa beni yakmamayı öğrenecek misin?